Günaydın. Ben bugün pazar günü. Bugün çıktım. Şeye gidiyorum, MR'a gidiyorum. Murat'ın yanına gideceğim. Saçlarımı kestireceğim. Saçlarımdaki sarıları falan kapattıracağım. Çünkü sarılar yaklaşık 10. sınıftan beri var. 3 sene falan oluyor. Artık sıkıldım. Öyle. Arkada da babam var. Onunla birlikte çıktık. Onu da biraz daha şimdi size göstereyim. Canım babacığım, nasılsın? Günaydın. Günaydın canım. Nereye? İş yerine mi? Evet. Tamam, ben de kuaföre. Hadi öpüyorum seni. Bay bay. Şimdi ben devam. Devam. Turuncu göz makyajı yapmayalı da bayağı olmuştu. Bugün kameram güzel çektiğini düşünüyorum kameramın. Umarım beni yansıtmaz. Ay, yanıltmaz. Konuşamadım. Bir yandan kapatayım da. Tamam. Yaptık Ferhat'la, bir Instagram videosu çektik. Ben de istiyorum bunu. Ondan sonra saçları kuruttuk, ıslatmıştık. Kenarları kapatmayı söylemediğim için baştan yapacağız. Bunları kapatacağım çünkü artık sıkıldım. Cımız yemek için. Biraz onu kapatacak şimdi. Fotoğraf çekeceğiz değil mi? Hı? Çekeceğiz fotoğraf. Instagram'ı. Çekelim. Çekelim. O fotoğraf ne tutuyor? Ya sayfa sayfa dolandı. İnsan bir etiket atar. Bir fotoğraf çektim buna. Bak, bir fotoğraf çektim buna. Yemin ediyorum. Gri. Aynen. Orada. Şu. Ama var ya. Orada. Eğer o fotoğrafıma paylaşan sayfalar etiket atsaydı ben 200 bin geçmiştim. Aynen. Çok sayfa paylaştım. Sadece benden bir tane sayfa çeken benim aldı. Benim alakam yok olayla. Benim bile alakam yok. Fotoğraf benim. Sayfaları herkes. İşte şey adı altında çok dolaştı Instagram'da. Şey, güzellik aynen. Olarak. Işte dünyanın en güzel kadını işte Türkiye 3. müdür, 2. müdür. Bir de bir tane sayfa. Farklıları fotoğraf var, benim çektim. Aynen, beni seçmiş şey. Bir sürü fotoğraf var. 10 ülkede aynen. En güzel bilmem ne ama bundan benim haberim Türk yok. Ben seçmişim. Bilmem kaçıncı Türk kadınlardır, bunun fotoğrafı var. Ne dolaştı fotoğraf ya. Gerçekten öyle. Abi sorsan şu kalpler ne kadarmış? Tane versin mi? Görüyorsunuz. Bedavadan mutlu oluyorsun. Görüyorsunuz. Sevgilisine kalp alıyor. Vefalı güzel sevgili. Yeah. Ne yapalım? Sarıları kapatacağız. Saçları buralarda keseceğiz. Neden? Çok sıkıldım ya. Çok uzuyor saçım. Şuralama ya saçım. Kesinmiş abi, nasıl uzunmuş bu? Kestir vurmak yine ya, dikkat. Fırat burada keselim dedi. Ben o zaman ciddi sandım. Şurada kestireceğim, önlerini takmayacağım. Ya ben hep burada kestirdim, hep burada. Burada kestir, katına biraz önlerine yoğun verdir. Güzel olur. Sevgilisine hediye aldı. Aşkın izle bu videoyu. Aşkın bunu da izleyecek. Kapıdan şey yapabilirim. Şey, öbür şu tarafa A, altı tarafa B. Bak, sana hediye aldım hayatım benim. İzlediğin zaman göreceksin bunu. İkisini aşkım biliyorsun değil mi? Evet, yalnız gördüm. Yalnız üzerinden balon uçtu. Ceylan benim tırnaklarıma frens yapacağım. Ve ben çok yapmayı bilmediğim için Ceylan'dan rica ettim. Uzun zamanda tırnak yapmayı. Ben son arkadaşım yapmıştı. Haa, onun yüzünü saçmalıyım. Hatta frens seti aldım yaparım falan diye. Evet. Ben de böyle kaldım.
Şimdi saçımı ne yaptık? Sadece kenarlarındaki sarıları kapattık. Ondan sonra bir fön çekildi. Saçımı keseceğiz ama fön çok güzel oldu. Öndekiler aşırı havalı oldu. Keseceğiz şimdi, kesmesek mi diyor? Keselim ya, böyle olsun. Şu tam böyle olsun, önleri de böyle havalı bir kat. Onu da yapacağım ama bir gün. Onu da yapacağım. Uçlardan keseceğiz. Öyle bir fön çektim ki saçımı kestiresim gitti ya. Güzel görünüyor. Evet, güzel ben, görünüyor şu ben an. Ben şimdi kıyamadım. Hep böyle oluyor. Neyse, keseceğiz. Krefe falan yiyeceğiz. Canımız aşırı çekti. Yeni saçlarım ve ben. Selam tekrar.
tekrar bugün ayın 19'u. Dün 18'iydi. Aslında saçlarımı dün kestirdim. Şu an tam bir kuaförden çıkıp eve gelme arama bir şunu eklemek istedim. Ben dün kuaföre giderken Çiğ'i izliyordum metrobüste ve orada bir reklam filmine denk geldim. Saçım saçın olsun diye bir kampanya başlatılmış ve saçlarımızı bağışlayabiliriz diye bir şey gördüm. Ve dedim ki zaten saçlarımı kestireceğim, neden olmasın. Dün bunu söylemeyişimin sebebi emin değildim. Çünkü ulaşıp ulaşamayacağımı bilmiyordum ve hani saçım 30 santim geçer mi geçmez mi hiçbir fikrim yoktu. Ne kadar kesileceğinden de çok bir fikrim yoktu. Yani ben şurası dedim ama mesela biraz daha yukarı çıktı mesela Fırat. Öyle şeyler olabildi. Onun için bugün baktım ve 30 santim hem geçmiş hem de nasıl ulaşabileceğimi buldum. Onlarla hatta iletişime geçtim. İletişime geçebildiğimi görünce direkt bu videoyu çektim zaten. Şöyle bir şey, işte saçlarınızı onlara bağışlayabiliyorsunuz. İşte para ya da işte saç ya da işte ne bileyim Instagram'da saçını kesen kız emojisi kullanarak farkındalık yaratmanızı istiyorlar. Ben de bunlardan bana göre en beni mutlu edecek olanlardan birisi saçımı bağışlamak. Çünkü bilmiyorum, bu zamana kadar saçımı kimseye vermemiştim ve geçen sene de saçımı kestirip onu da hatta göstereyim. Onu da saklamıştım ve bunu da onlara bağışlamak istiyorum. Bilmiyorum bunu neden aldım ve neden sakladım. Hiçbir fikrim yok ama demek ki buna nasipmiş. Bu sene de bir tane saçımı aldım kuaförden. O da bu. İkisinin toplamı 50 santim ediyor. Bir 30 santim olması gerekiyor en az saçınızı bağışlayabilmek için. Ve saçınızda böyle çok ağır işlemler olmaması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani şu an bilmiyorum tam olarak saçımı kabul edecekler mi ama bence %50 ya da %70 bir kabul etme şansları var diye düşünüyorum. Eğer kabul edecek gibi olurlarsa hemen saçı kargolamam gerekiyor sanırım. Hemen direkt verdikleri adrese kargolayacağım saçı. Bence çok 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 güzel bir şey ve bana hiç tanımadığım birisi saçını bağışlasaydı ben o kadar mutlu olurdum ki. Kendimi onların yerine koyuyorum ve bence süper bir şey. Bu video çekiyor oluşumun sebebi de belki aranızdan benden görüp saçını kestiren olur. Belki ilham olurum, bilmiyorum. Belki modeli beğenir kestirirsiniz diye düşündüm. Eğer kestirirsiniz saçlarınız boşa gitmesin. Böyle bir kampanyaya siz de bence destek verin. Sadece bunu söylemek istedim. O şekilde. Bence siz de kendinizi böyle geri çekmeyin ve siz de yardım edin. Bence çok güzel bir şey. Sadece bunu söylemek için gelmiştim. Şimdi vlogun geri kalanıyla devam edebilirsiniz. Biz şimdi eve geldik. Eve geldim. Bilmiyorum. Şu an annemle babam konuşmaları. Eve geldim. Üstümü falan değiştirdim. Şöyle giyindim. Bir Adana'lı kıyafetle gidiyoruz. Saçlarımı bu arada beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Aşırı bence hava kattı ve güzel oldu. Öyle şimdi çıkıyoruz. Kameraya attığı bakış babamın peki. Ooo en sevdiğim. Elif bana bak. Nereye geldik? Yemek yemeye. Ne yiyeceksin? Patates yiyeceğim. Tamam. Hadi bay bay. Havada attım burasına da. Hava değil. Cezayir'in yeri. Cezayir'in yeri. Çok güzel. Hava soğuk. Biz şimdi çıktık, artık eve gidiyoruz. Vlogu da burada kapatma kararı aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım saçlarımı da beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma eğer hala abone değilseniz bu ve bu tarz videolara haberdar olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum ve hoşçakalın. Hoşçakalın.